parti temsilcileri ve tüm bürokratlar, Taşkınköy Kulüp Başkanım, yönetim kurulu üyelerim, bölge muhtarımız ve siz değerli konuklar, hepiniz bu güzel zebra zemin ve en önemlisi araba lastiğinden kauçuk gibi kanserojen olmayan EPDM cins granüllerle oyuncu sağlığı düşünülerek yapılan halı sahamızın açılış törenine hoş geldiniz. 11 Temmuz 1986 yılında kurulan ve ilk başkanlığını merhum Atilla Topaloğlu'nun üstlendiği kulübümüz için 1989 yılında inşasına başlanan bu halı saha aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk halı sahası olarak merhum Raif Denktaş'ın adına kurulan Raif Denktaş Vakfı tarafından bölgeye ve ülkemize kazandırılmış ve 8 Haziran 1990 tarihinde hizmete girmişti. Daha sonraları Denktaş ailesi bu sahayı resmen kulübümüze devretmiştir. Onlara da buradan şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunarız. Kulübümüzün bugüne kadar başkanlıklarını üstlenen, başta merhum Atilla Topaloğlu'nu saygıyla anar ve Allah'tan rahmet dilerken, sonrasında başkanlık görevlerini yürüten Zeki Burgaca, Kemal Demir'e, Halil Göymen'e ve Doktor Mert Taşkın'a, ayrıca bugüne kadar görev yapan tüm üyelere de verdikleri hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Evet, ilk olarak 2002 yılından bu yana bölgenin dayanışma balolarını aralıksız üstlenen, başarılı organizasyonlarına imza atan ve gelen yoğun taleplerden sonra 2016 Nisan ayında başkanlık görevine getirilen, hizmet ettiği süre içerisinde kulüp tesislerinin final approval belgesini alma, vergi sorununun çözülmesi, bu alanın asfaltlandırılması ve son olarak da sahanın yenilenmesi gibi sorunları yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ortadan kaldıran, iki dönemdir kulüp başkanımız olan Sayın Ahmet Ersöz'ü ilk konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum alkışlarınızla. Fazla vakit almamak için okuyarak gidiyorum, hızlı gitsin. Konuşmama başlamadan önce dün akşam yaşanan feci trafik kazasında kaybettiğimiz üç kardeşimize Allah'tan rahmet dilerim. Yaslı ailelerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Sayın Cumhurbaşkanım, Başbakanım, katılan tüm bakan ve vekillerimiz, siyasi parti başkanları ve temsilcilerimiz, bürokratlarımız, doktorlarımız, iş adamlarımız, Lefkoşa Kaymakamı, Lefkoşa Belediye Başkanım, muhtarım, kulüp başkanlarım ve siz değerli konuklar, hepiniz bu güzel sahamızın açılış kutlamasına hoş geldiniz. 3,5 yıllık görev süresinde Taşkınköy'ümüz için, ülkemiz için güzel şeyler yapmaya çalıştık. Üye aidatları ve kulüp balolarıyla önemli icraatlar yapma şansımız tabii ki yoktu. Zemini bozulan sahamızın da talebin düşmesi nedeniyle gelirlerimizde ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Biz yine de yılmadan nasıl bütçemizi artırabiliriz diye çalıştık. Bu sahayı aldığımız katkılara rağmen yine de büyük bir özveriyle, kendi gelirlerimizle de yaptık. Hiç durmadan, gerek maddi gerek manevi anlamda mücadele vererek mevcut olan sportif branşlarımıza ek olarak yeni branşlar açma hedefinde olacağız. Sahamız için katkı koyan herkese teşekkür ederken bu akşam halı sahada maç yapan takımlara sahne alacak bizim halk danslarımız olacak birazdan. Onlara da çok çok teşekkür ederiz. Bölgelimizin de buradan ricamdır bu kulübe duyarlı olup gereken katkıyı vermesini rica ederiz. Bazı şeyleri daha kolay yapabilmek adına tekrardan bu sahamız bölgemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Saygılar sunarım. Evet, Taşkınköy Spor Kulübü Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere halı sahamıza adı verilen merhum Raif Denktaş'ın kardeşi olan, aynı zamanda yıllarca Demokrat Parti Başkanlığı'nı yürütmüş
bizler için kangren haline gelen vergi borcu sorununu o dönem çıkarılan af yasası ile bireysel katkılarıyla ortadan kaldıran, birçok kez başbakan yardımcılığı ve çeşitli bakanlık görevlerinde bulunan Sayın Serdar Denktaş'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakan, değerli dostlar, 30 yıl kadar önce bir trafik kazasında kaybetmiştik Raif'i. Dün gece yine bir trafik kazası, yine can aldı. Bu akşam hem onlara hem trafik kazalarında hayatını kaybeden herkese rahmet dileyerek başlamak istiyorum ben de size. Trafik kazaları işin aslına bakarsak bir kader değil. Suçlayabiliriz hükümetleri, siyasileri yolları yapmadılar diye. Yapılması gerekir mi? Evet. İmkanlar el verdiğince Türkiye'den bütçemize yapılan katkılar dağılımı yettiğince. Ama bir gerçek daha var. Bunu hiç göz ardı etmememiz lazım. Yollarımızın yetersiz olduğu, trafiğimizin çok fazla olduğunu bilerek, yollarımızın kötü olduğunu her gün söyleyerek ve eleştirerek, ama işte tam da bu nedenle daha dikkatli sürüş yaparak ne kendimize ne karşımızda hiç hatası olmayan bir başkasına, ne canımıza ne malımıza ne sevdiklerimize kötülük yapmayalım. Daha dikkatli sürelim. Hükümetlerden gelmiş geçmiş, bundan sonra gelecek olan hükümetlerde yollarımıza daha çok ehemmiyet versin. Ama unutmayalım ki trafik sadece yol ile değil, aynı zamanda bireylerin hataları nedeniyle de kötü sonuçlar verebiliyor. Bu gerçeği unutmamamız gerekir. Bugün can alan bir trafik kazasının hemen ertesinde, 30 yıl önce yine bir trafik kazasında kaybettiğimiz Raif abimizin hatırası önünde bu sözleri söyleme ihtiyacı hissettim. Saha güzel olmuş. 1989 yılında Çetinkaya'dan sonra ilk halı sahaydı bu. Yıllarca kullanıldı. Sonra bakımı yapılamadı. Kullanımdan düştü. Yönetim ısrarla üstünde durdu. Biz bunu yeniden buraya kazandırmak durumundayız dedi. Ve kazandırdılar. Kendilerini kutluyorum. Ama Taşkınköy büyük bir camia. Büyük potansiyeli olan bir camia. Taşkınköylülerden de hem kulüplerine hem bu güzel tesise daha fazla değer vermeleri beklentimizi ben de tekrarlayarak sözlerime son vuruyorum. Sayın Başkan, sizleri kutluyorum, sizi ve ekibinizi. Hayırlı uğurlu olsun yine açılışınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Plaketimiz var. Sayın Serdar Denktaş bir yere göndermeden hemen plaketini takdim edelim. Evet, kulübümüzün kurucularından ve aynı zamanda ilk başkanı olan merhum Atilla Topaloğlu'nun oğlu Hasan Topaloğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Kendisi aramızda mı? Evet. Plaketi takdim edecek değerli Denktaş ailesine. Biraz daha böyle sahnenin önüne doğru alırsak sizleri, kürsüden dolayı kapatmayalım. Efendim, beraber birlikte alalım. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Evet, açılış konuşmalarıyla programımız devam ediyor.
Evet, Sayın Serdar Denktaş'ın da ve tabii ki Sayın Başkanımızın da açılış konuşmasında belirttiği gibi 1989 yılında bu saha, ben 2 yaşındaydım ve şu anda böyle güzel bir açılışta karşınızda sunuyorum ve tabii ki ne kadar güzel, gurur verici bir olay. Yaşımda ortaya çıktı ama. Evet, şimdi de konuşmasını yapmak üzere bölge muhtarımız Sayın Derviş Dizliklioğlu'nu sahneye davet ediyorum. Daha güçlü alkış muhtarımıza. Sayın Cumhurbaşkanım, eşim Meral Hanım, Başbakanım, Sayın Kaymakamım, bütün bürokratlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu kulübün temeli atılırkenden bir fiili içinde olan bir kişi olarak yıllarca mücadele ettik. Çok yokluklar çektik ama yılmadık. Gerçekten çok uğraşlar verdik. Bütün geçmiş yönetimlere, kulüp başkanlarına ve şimdiki bilhassa şimdiki yönetim ve başkanına, bölge muhtarı olarak gerçekten çok teşekkür ederim. Ancak gerçekten siyasilerimizden de maddi yönden katkılarını bekliyoruz. Tabii halkımızdan da tabii. Esas olan halkımızdır. Maalesef gereken ilgi görülmüyor. Buradan da halkımıza benim çağrım olsun. Kulüplerine daha fazla ilgi göstersinler. Daha yoğun bir şekilde katılım olsun. Dediğim gibi temelinden bugüne kadar hiç aralıksız ben de bir fiil içinde oldum. Çok şükür olsun, yani bugünleri de gördük. Umarım ki bundan sonra yılmadan, bıkmadan sizlerin de katkılarıyla sayenizde çok daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Teşekkürler ederim.